Değerli Enterpad izleyicileri hepinize merhaba. Bugün Huawei Watch GT 3 Pro bizim konuğumuz Mayıs ayında belki takip etmişsinizdir. Mayıs ayının sonunda Bodrum'da yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. O yüzden bir kutu açılış videosu veremeyeceğim sizlere çünkü Bodrum'da verdiler ürünleri. Hemen hızlıca konumuza takıp kullanmaya başladık. Birazcık detaylarından bahsedeyim sonra Bodrum'daki görüntüleri paylaşacağım sizlerle. Huawei Watch GT 3 Pro'dan bahsediyorum. 1.43 inç ve boyunda AMOLED bir geniş ekrana sahip ürün. Ayrıca 326 ppi'lik e, inç başına düşen bir yüksek piksel yoğunluğuna sahip. Bunun dışında 466 ya 466 piksellik bir ek ekran çözünürlüğü de mevcut. İsterseniz gelin bodum görüntülerine bir bakalım. Sonra ürünün detaylarını konuşalım. Yeni Nesil Watch GT3 Pro'dan bahsediyoruz. Huawei'nin bu saati 3 farklı modele sahip. Bir tanesi ben bileğimde de gördüğünüz titanyum bilekliğe sahip olan cihaz. Bir tanesi deri bilekliğe sahip olan cihaz. Bir tanesi de plastik spor bilekliğe sahip olan cihaz. Buna e, klasik spor veya siz artık tabir, tabirinizle isimler verebilirsiniz. Bu arada Bodrum'da görüntülerde de gördüğünüz e, bunun dışında da bir küçük model olan beyaz ve seramik kadınlar için üretilmiş model tanıtıldı. Ama ancak ben size sahip olduğum bu modelle ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle benim gibi alerjik bir deriye sahipseniz titanyum bileklikten şaşmayın derim çünkü bu metal diğer metal saatlerin bileklikleri gibi alerji yapan, koku yapan bir cihaz değil. dediğim gibi bir aydan fazla oldu neredeyse kullanıyorum. Herhangi bir alerjik bir durumum yok, herhangi bir koku yapmadı ki denizde ve havuzda yoğun bir şekilde kullandık ürünü. Onun için bu anlamda hijyen anlamda da çok tavsiye edilen bir ürün. Diğer taraflarında da hani hem metal hem plastik hem de deri kılıf içinde kaşığında aynı şeyleri söyleyebilirim. Bunun dışında herhangi bir daha daha önceki, yeni nesil olmayan e, cihazlarla, saatlerle, Huawei saatlerle yaptığınız her şeyi bu saatlerde yapabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gelen aramaları cevaplayabiliyorsunuz. E, i̇ster telefondan, telefonunuzdan gelen çağrı ister kulaklığınıza e, aktarabiliyorsunuz. İsterseniz saatten konuşabiliyorsunuz. E, uzaktan video çekeceksiniz konunuz. E, Selfie yapmayı yetmedi. Biraz uzak koydunuz telefonunuzu. E, işte, olarak saatinizin ekranını kullanabiliyorsunuz. Takvimi kontrol edebiliyorsunuz. E, müziklerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle spor yaparken müzik dinlemeyi seviyorsanız benim gibi. E, buradan müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu müzik dinleme, spor yaparken müzik dinleme birazcık pil canavarı. Pili yiyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında... E, EKG konusu çok önemli, Elektro, EKG ya da konusu çok önemli. Bu saatte hem nabzınızı hem de vücut ısınızı hem de EKG kontrolünüzü düzenli olarak yapmanız mümkün. Çok klasik, sportif hem de güzel bir saatten bahsediyoruz. Ee, biraz spor tarafını konuşalım isterseniz. Bu güçlendirilmiş yeni saatte yüzün üzerinde egzersiz modu var. Bu ne demek? Ee, aklınıza gelebilecek yapabildiğiniz tüm sporlar kayaktan denize dalmaya, golften futbola, spora açık adanda koşudan bisiklete binmeye kadar yüzün üzerinde egzersiz planlayabiliyorsunuz. Ee, bir tavsiyem veya çekincem var şöyle ki otomatik modu aldığınız zaman denize girdiğinizde yüzmeye başladığınızda yüzdüğünüzü anlıyor. Daldığınız zaman daldığınızı anlıyor. Ama bazen kafası karışabiliyor her cihaz gibi. Yürüdünüz mü, koştunuz mu, açık anlamısınız, kapalı anlamısınız? Anlamadığı anlar olabiliyor. Bunun için tek tavsiyem otomatik modunu kapatıp kendiniz her egzersize başlamadan önce açık alanda koşacağım, açık alanda yürüyeceğim, denize dalıyorum gibi modları kendiniz ayarlayıp saate başlama komutunu vermeniz ancak bu şekilde yaptığınız zaman hem doğru e, ölçümleri alabilirsiniz hem de doğru spor yapmış olursunuz kendiniz için. Hemen bir minik bir ekleme. Bu saati biz Bodrum'da ilk görüntülerde de gördünüz, deniz altında da kullandık. Deniz altında oldukça verimli bir saat ama çıkarken bir suyunu çıkartmayı unutmayın. Bunun dışında golf ile ilgili çok önemli özellikleri var, çok önemli bir desteği var. Ama Türkiye'de golf çok yaygın olmadığı için ve ben hiç anlamadığım için bu konuda fazla yorum yapmayayım isterseniz. Evet, golften çok anlamıyorum ama denizlerin altına dalmayı denizle ilgili her sporda çok severek yapıyorum. E, bunu da ilk görüntülerde de gördüğünüz üzere Bodrum'da deniz altına deneyimine sahip olduğumuz bir saat oldu. Tabii bizim gittiğimiz alan e, kısıtlı bir alandı. 5 metrenin üzerine dalamadık maalesef ama bu saatle eğer iyi bir dalgıçsanız ve 30 metreleri görürüm ben diyorsanız 30 metreye kadar tavsiye edilen bir dalış mesafesi var. Ki bu tatlı su, tuzlu su fark etmeksizin ister okyanusa dalın ister bir buna uygun havuza dalın e, bu mesafelerde dalmanız çok mümkün. Dilerseniz yavaş yavaş bitirelim fiyatları konuşalım. Ama her zaman söylediğim gibi fiyatları Huawei online mağazadan kontrol etmeden bir fikre sahip olamazsınız. Ben bu videoyu çektiğim zamanki fiyatlarla mutlaka ya siz izlerken ya da daha sonraki fiyatlarda değişiklik olabiliyor. Hemen bahsedeyim. Pili bahsetmemiştim. Biraz da pilden de bahsetmek istiyorum bu arada. 10 gün... 14 gün, 20 gün, 3 gün, bu konularda çok fazla değişken var maalesef hani e, teknik olarak 14 güne kadar pil, pil gittiği söylenebiliyor ya da 10 günde iyi bir kullanım sağladığı söylenebiliyor ama sizin kullanımınız çok önemli arkadaşlar. Eğer saati açık olarak ekranı sürekli açık göreyim isterseniz, açık tutarsanız piliniz azalıyor. Benim gibi spor berken mutlaka müzik dinlemek istiyorum derseniz çok hızlı bir şekilde piliniz azalıyor. Ama çok normal kullanacağım sadece saat. Eğer yarısı WhatsApp mesajlarım veya telefonlarıma buradan cevap veririm diyorsanız o zaman firmanın vaat ettiği sürelere ulaşmanız çok mümkün. Bu da dediğim gibi az önce altını çizerek tekrar söyleyelim. Sizin kullanımıza bağlı bir özellik. Pil 100 günde gidebilir isterseniz. Hiçbir şey yapmadan kenara koyarsınız durur. Hiç herhangi bir şey ölçmez. O zaman en çok bilgiler saat bu olur. Ama çok kullanım kolaylığı olan, çok rahat ve alternatif bir saat olduğunu söyleyeyim ve fiyatlara geçeyim. İlk başta söylediğim 46 nanometrelik kayışa sahip olan üç üründen deri ve spor kayışlı yani deri ve plastik kayışlı ürünümüz 5499 TL Huawei online mağazada. Titanyum kayışlı ürünümüz ise 7499 TL'ye satılıyor. Ama mutlaka dedim ki Huawei online mağazayı bir ziyaret edin. Çünkü yanında çok fazla kulaklık gibi hediyeler de olabiliyor. Bu fiyatlara bakıp kendiniz karar verin ve bu saati kullanmayı seçebilirsiniz. Dediğim gibi bir aydır ben kullanıyorum. Şu ana kadar kullandığım en iyi saatlerden bir tanesi belki de en iyisi. Tavsiye eder miyim? Evet ederim. Kesinlikle fiyatları kontrol edip iyi bir kampanyaya yakalarsanız Özellikle titanyum e, bilekliktiği modeli son iyi bir şekilde tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.